Ещё. Lan oğlum! Kocası tarafından defalarca darp edilen, hatta annesi öldürülen Naide Opus, devlet beni kocamın şiddetinden koruyamadı diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti ve Türkiye'yi 36.500 avro ödemeye mahkum etti. Bu mahkumiyetin ardından aile ve kadından sorumlu Bakan Selma Kabaf, karakollarda yeni bir uygulama başlattı. Buna göre eşinden şiddet gördüğü için karakola sığınan kadın, rızası olmadan evine gönderilemeyecek. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? İşte ben Türkiye'nin şeyi. Yarım saat geç kaldınız diye mi dövdü sizi? Aile içi şiddet, Türkiye'nin en önemli toplumsal sorunlarından biri. Eğitimli ya da eğitimsiz kadınların büyük bölümü eşinden şiddet görürken hemen her gün yurdun pek çok yerinden kocası tarafından darp edilmiş kadınların haberleri geliyor. Hayırdır canım, sıkıntı bir şey mi var dedim. Ondan sonra işte başladı vurmayalım. Neyle vurdu? Önce eliyle vurdu yüzüme, tamam da gözüme. Sonra da eline osla attı. Osmadan kırılınca bu sefer de sehpanın bacağını kırdı. Bu da az elini. Hatta pek çok kadın polise, savcılığa şikayet etmesine rağmen engel olamadığı şiddet nedeniyle yaşamını yitiriyor. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle karakola sığınan kadınlar bugüne dek hep polis tarafından ikna edilip evine gönderiliyor ve çoğu kez daha ağır şiddete uğruyordu. Yeni düzenlemeye göre kadın istemedikçe evine dönmeyecek. Karakola sığınan kadın eğer dönmek isterse bir form düzenlenecek. Formu kadını eve gönderen polis, şiddete uğrayan kadın ve karakolda görevli bir tanık imzalayacak. Formun altında imzası olan polis hukuki sorumluluğu da üstlenecek. Kadın evine dönmek istemezse kendi rızasıyla devletin ilgili kurumlarına yerleştirilebilecek. Aile ve Kadından Sorumlu Bakan Selma Kabaf, İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol gereği uygulamanın en kısa zamanda başlayacağını söyledi.